أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Evet değerli Live 24 izleyicileri, Hollanda'da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Meram Restoranlar Zinciri'nin katkısıyla yanımda iki değerli konuğumla 50 yıllık, 55 yıllık gurbetçilik hayatımızda bir ilki gerçekleştirmenin heyecanı var. Dilimiz sürçerse, sürçülisan edersek affola. Hemen programımıza geçiyoruz. İftara doğru programında bu akşam benim de hayatımda bir ilk. İlk konuğum biraz önce bizlere Kur'an tilaveti sunan, Kur'an ziyafeti sunan hocam, Hollanda Diyanet Vakfı Rotterdam Laleli Camii din görevlisi Sami Türkel. Ağzınıza sağlık, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İkinci konumsa, mutlaka bu tür programları izliyorsanız gözünüz bir yerden ısırıyordur. O yüz aşinadır. Ay ışığı gibi bir ışık o evinize doluyorsa belki Abdullah Güven hocamızın yaptığı programın ışığıdır. Kendisi uzun yıllar, yani 400'e yakın program yaptı bu tür cuma akşamları Ramazanlarda. Kendisi Hollanda'da, o da
Ben onunla konuşurken hocam denizin yanına kuyu kazılmaz diyorum. Aynı zamanda Hollanda Türk İslam Kuruluşları Başkanı. Doğru mu söyledim hocam? Teşekkür ediyorum. Doğru. Abdullah Güven. Doğrudur. Efendim, değerli arkadaşlarımız, konuklarımız, bu akşam diğer televizyonlarda yapılan programlar gibi değil de ben sizlere, gençlerimiz, bizler, Avrupa'daki Türkler için Ramazan nedir? Orucun önemi, bize faydaları, şu mübarek günlerin son 10 gününe girdik. Bu günlerde biliyorsunuz o mübarek gece var. Bunları konuşalım. Sohbet şeklinde bir program olsun istedik. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Evet, başlayalım. Hocam Ramazan nedir? Hollandalılara biz Ramazan'ı nasıl anlatalım? Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bize her türlü nimeti karşılıksız bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Gerçekten Şehrullah, Allah'ın ayı olarak bildiğimiz, kabul ettiğimiz Ramazan ayı içerisindeyiz. Gerçekten dolu dolu geçiyor. Rabbimize sonsuz şükrediyoruz. Bize böyle bir ayı bahşetti. Aylar içerisinden 11 ayın sultanı diyebildiğimiz Ramazan'ı bahşetti. Ramazan gerçekten manevi iklimi çok yoğun olan bir ay. Yüce Rabbimiz bu ayı bize tanıtırken kitabında Bakara suresi 183. ayet-i kerimede Estağfirullah bismillah. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyam kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettegun. Başka bir ayet-i kerimede Şehru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an. Sadakallahu'l-azim. Rabbimiz aslında iki boyutuyla biz burada Ramazan'ı görmüş oluyoruz. Birincisi Ramazan denince aklımıza oruç geliyor. İkincisi de Ramazan denince Kur'an geliyor. Oruç ayı ve Kur'an ayı. Bu iki boyutuyla bakacak olursak yaşadığımız gerek burada gerekse dünyanın bütün coğrafyasında Yüce Rabbimiz bu ayın aslında öncelikle ya eyyühellezine amenu diyerek ey iman edenler. Yani bir defa Ramazan'a iman etmek, oruca iman etmek gerekiyor. Sonra farziyet başlıyor. Önce Rabbimiz ey iman edenler diye başlayarak kutibe aleykumus siyam. Oruç size farz kılındı. Kema kutibe alellezine min kablikum. Önceki toplumlara da farz kılınmıştı. Sebebi leallekum tettekun. Takvaya ulaşasınız diye. Aslında burada çok önemli bir kavram gündeme geliyor. Yani Ramazan'da hedef takva. Sanki bir kurs var, bir mektep var, bir okul var ve bu okulda biz aslında biz bir kursa tabi tutuluyoruz ve burada deneniyoruz, sınanıyoruz, bir takım sıkıntılardan geçiyoruz ama sonunda bir ödül var, bir belge verilecek ve bu belgenin adı da takva olacak. Bu da o kadar önemli ki Yüce Rabbimiz insanın aslında olmazsa olması gereken, olmazı gerektiren bir boyutu. Yani Müslüman için, mümin için takva olmazsa olmaz bir boyut. Hocam bize sorduklarında işte Ramazan nedir dediği zaman biz hemen iki kelimeyle Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı aydır, evet, deyip işin içinden çıkıyoruz. Bu kadar derin boyutunu bilmiyorduk. Eyvallah. Yani esasen Yüce Rabbimiz orucun neden farz kılındığını anlatıyor. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Takvaya ulaşmanız için oruç size farz kılındı. O zaman Abdullah hocamıza da hemen siz oruca son cümlenizden yola çıkarak hocam size de oruç nedir diyeyim. Niye oruç tutuluyor? Yani biz bu soruların cevabını vermekte zorlanıyoruz. Bir de sizden öğrenelim. Teşekkür ediyorum. Öncelikle başta siz olmak kaydıyla bütün gönül dostlarına buradan şu mübarek Ramazan akşamından iftar sevinciyle beraber birlikte onları selamlıyoruz ve Life 24 ekibine de teşekkür ediyoruz. Bizleri böyle güzel bir akşamda buluşturdu. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Oruç dediğimiz zaman orucun şöyle Ramazan kelimesinden alırsak Ramazan'ın kelime manası yakmak demektir. Kül etmektir,
yok etmektir. Bir diğer adıyla da yani göklerin berraklığıyla yerlerin kirliliğini yıkayan yaz yağmuru demektir. Bu yönüyle Ramazan hem bizi içiyle hem dışıyla temizleyen bir ay. Oruç ise, oruç insandaki nefsi emmareyi kıran ve insandaki firavunlaşma damarını yok eden, ben egosunu yok eden evet. bir ibadetin adıdır. Firavunluktan kurtulacaksa insan oruç tutması gerekir. Nefsi başka hiçbir şey terbiye edemiyor sevgili Yavuz Bey. Rivayet olunur ki Cenab-ı Hak hadisi kutsi itibariyle de söylenir oruçla alakalı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi kutsi olarak söylediği şey. Rabbimiz bütün ibadetler insanın kendisiyle alakalıdır. Namaz kılmak, zekat vermek diğer ibadetlerle ama oruç, oruç sadece benim içimdir. Onun sevabını da ben veririm diyor. O yönüyle yine bir başka rivayette denilir ki Allah Azze ve Celle nefsi terbiye etmek için yıllarca azap etmiş, cehennemde yakmış. Ve sonra demiş ki ben kimim? Nefis, bu nefsi emmare, sürekli kötülüğü emreden nefis deniliyor ki sen sensin, ben benim. Yakmak, azap etmek nefsi emmareyi terbiye etmiyor. Ama yine denilir ki uzun zaman birkaç gün aç bırakınca bütün yelkenler tabir yerindeyse suya iniyor. Diyor ki ben kimim? Ya Rabbi sen benim Rabbimsin diyor. Babamın bir duası vardı. Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin diye. Şimdi daha yanılıyorum hocam yani o duanın. İnsanın firavuni damarını yok edecekse oruç tutacağız. O yönüyle sadece mesaj itibariyle aç kalmak diye ifade ettiğimiz bir hal değil. Yani imsak vaktiyle akşam ezanının okunmasına kadar bu süre zarfında yemekten, içmekten, cinsel arzulardan kişinin kendisini alakoymasıyla beraber asıl terbiye olunması gereken bir yönüyle de oruç bizim bir aynamız. Özellikle bu ay bize aynaya bakmayı öğretiyor. Kanaatimce biz aynaya bakmayı unuttuk. Ramazan-ı Şerif insanı aynanın karşısına geçiriyor ve ben ümmetin aynası tabii ki bu. Ve bu ümmet aynası içerisinde ben neyi temsil ediyorum, neyim? Özellikle bu Ramazan'da bu aynada acaba bir Filistin yüzümüz var mı? Bir Doğu Türkistan yüzümüz kan mı sızıyor? Bir Yemen yüzümüz acaba nasıl? Myanmar'da, Arakan'da, yani İslam aleminde, insanlıkta daha doğrusu neler olup bitiyor? 11 ayın sultanı diye ifade ettiğimiz bu ay bize bir ay boyunca eğitimden geçiriyor. 11 ay o almış olduğun eğitimi diğer aylara yaymayı öğretiyor. İmtihan ayı yani. 11 ay eğitim, öğretim, ondan sonra eskiden lise bitirme imtihanları vardı. Her senenin sonunda imtihan var diyoruz. Aynen, aynen. O açıdan baktığımızda da yani orucun bizlere karşı yansıyan yönü kendimizle beraber düşüneceklerimiz. Başkalarına karşı uzanacak el olmak, tefekkür etmek. Bunları bu mübarek ayda daha çok düşüneceğiz. O yüzden evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu selamet, cehennem azabından kurtuluş olarak. Şimdi o döneme geldik elhamdülillah. Son 10 gününü idrak ediyoruz. Efendim, Rabbim selamet eriştirsin bütün ümmetim. İnşallah. Evet, Meram Restoran'da iftara doğru programı devam ediyor. İftara doğru gerçekten arkadan belki sesler duyuyorsunuzdur. Hummalı bir çalışma var mutfakta. Çünkü burası birazdan dolup boşalacak. Ve herkes orucunu burada açacak. Hocam son 10 güne girdik. Evet. Bu son gün içerisinde derler ki
İşte tek rakamlarda gizlidir Kadir Gecesi. Evet. Bir de bu son 10 günle ilgili faziletleri, Kadir Gecesi ile ilgili eğri bilinen doğruları burada konuşalım istiyoruz. Çünkü birazdan yorum yapacağım üzerine. Neden bu tür soruyorum? Şimdi hocamın da bıraktığı yerden hem bir mütemmim olması açısından hem de son 10 günü değerlendirelim. Aslında gerçekten Ramazan aynı zamanda tefekkür ayı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Gecesi'ni Ramazan'da arayın diyor. Son 10 günde, tekli günlerde ve işareten de Hazreti Ayşe annemiz de 27. gecesi olacağına dair böyle bir kanaat var. Onun için de 27. gecesi olarak idrak ediliyor ama şu anda aslında o başlamış, devam ediyor. Bizim Ramazan başı itibariyle aramamız gereken şey de aslında Ramazan'ı kadir bilmekti, kıymet bilmekti. Ve çünkü Ramazan'ı Ramazan yapan da Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an'ın kendisinde indirildiği ay. Kur'an'ın doğduğu ay. Özellikle Kadir Gecesi Yüce Rabbimiz kitabında Kadir suresinde Estağfirullah bismillah İnne enzelnâhu fî leyletil kadr. Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi de Ramazan'da olması hasebiyle dolayısıyla Ramazan'da inmesi birbirini tamamlayan bir nokta. Bu anlamda Ramazan'ın başından sonuna kadar Kadir bilerek hareket etmek, her an Kadir gelecekmiş gibi geceyi, gecelerini ibadetle efendim geçirmek, gündüzlerini aynı şekilde oruçla geçirmek. Özellikle teravihler bu anlamda çok önemli. Son 10 güne girdiğimiz bu günlerde özellikle okuduğumuz mukabeleler, Kur'an'ın özellikle bize mesajı. Yani şununla biz kurtulamayız. Yarın ahirette Rabbimizin huzurunda şöyle bir soruyla karşılaşmayız. Kur'an indi mi, inmedi diye bir soru gelmez. Ama Kur'an sana indi mi, inmedi mi diye bir soru gelir. Kur'an zaten indi. Kabul etse de etmese de Kur'an geldi. Peki orada sana indi mi ne demek? Yani senin hayatına girdi mi? Kur'an'ın biraz önce hocamın bahsettiği gerçekten ümmeti düşünme, bu bilinci kendimizde yoklama, yani çaresizlere çare olma, bunların derdini içimizde taşıma. Hocamın kitabın mesajı. Hocamın söylediği o muydu? Aynaya bakıp kendimizi görmek derken işte Yemen'den yani, bahsetti, coğrafyadan bahsetti. Bu kendi simamızı görmek değil herhalde. Yani mesajları aslında kuşanma ve bunlarla aslında hemhal olup hem önce kendimizi besleme ve ümmete de insanlığa da çare olma aslında. Resulullah'ın el mu'minu miratu ehi. Müminin aynasıdır diyor. Evet. Eğer mümin müminin aynası ise ki öyledir, o zaman müminler neden birbirlerinin yüzlerine bakamıyor? Neden bakmıyoruz? Hazreti Mevlana'nın dediği gibi o diyor ki işte canım, ben öldükten sonra gelip de mezar taşımı kucaklayacağına, şimdi ben hayattayken yüzüme baksana, yani yüzümden öpsana diye ifade ettiği şey. Müminler aslında şu Ramazan'ı fırsat bilip o yönüyle aynaya bakması gerektiği derken birbirlerimize daha yakın olmamızı. Yani onu ifade etmesi gerekiyor. Ramazan bir araya geliyorsak, saf oluyorsak efendim camide, namazda, Kur'an'ı beraber dinliyorsak, namaza beraber duruyorsak, birbirimize de hemhal olacak bir boyutu yakalamamız gerekiyor. Bana da Kadir Gecesi'ni gerçekten bu günlerde hakikaten bir ganimet bilerek, fırsat bilerek, enteresan yani Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr. O Kadir Gecesi bin aydan daha kıymetli, daha hayırlı. Sanki bir ömür ifade ediyor. 80 küsür yıl. Ama yani ya ben durayım da Kadir Gecesi'ni bulayım. Bundan ziyade aramaya devam etmek. Hani bir söz var ya, her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Bize düşen de aslında hep o arayışı, o yolculuğu devam ettirmektir. Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Biraz önce Mevlana'dan madem söz ettiniz, Mevlana deyince Mesnevi akla gelir. Mesnevi deyince şiirlerin alasıdır. Hocam bu yeridir. Bir şiir alabilir miyiz sizden?
Biliyorum şiir okuduğunuzu, şiire merakınızı, yazdığınızı. Eyvallah. Buyurun. Hem konumuzla ilgili olsun, hem bu en azından biraz önce bahsettiğimiz şekliyle ümmeti aynada görmek diye ifade ettiğimiz bu akşamda Yetim Yusuf şiirini izleyenlerimizle paylaşmış olalım inşallah. Ve inanıyorum bütün yetimler, öksüzler, garipler şu Ramazan-ı Şerif hürmetine gözyaşlarına böyle sünger olup silinecek bir zaman dilimi olmuş olsun. Evet. Unutmadım seni, kara kekilli, yetim Yusuf'um. Ay ışığında çember çevirdiğimiz günler geldi aklıma. Gözü karalığımız havanın kararmışlığını umursatmıyordu bile. Düşerdik, kalkardık, ay ışığında çember çevirdik. Ağlamazlar be yetim Yusuf'um. Hocam yüreğine sağlık. En sevdiğim şiirlerinizden birisidir bu. Sizin şiir. Bildiğim için de söyleyeyim. Evet değerli izleyiciler, Meram Restorant'ın sunduğu İftara Doğru programı Hollanda'da bir ilk olarak devam ediyor. Diğer Türk televizyonlarında izlediğiniz gibi İftara Doğru programları yıllardır, benim çocukluğumdan beri 50 yıldır sorulan sorular yok bu programda. Orucu ne bozar? Sakız çiğnersem bozar mı? Gece uykuda 2'de niyetlendim, 3'te uyandım, tekrar su içebilir miyim gibi sorular yok. Böyle ilmi deryaları bulmuşken biz gerçekten az da olsa izleyenlerimiz az çok nasiplensinler istiyoruz. Hocam, Ramazan deyince, başka yere gelince hiç sıkılmazlar ama fitrenin miktarı hepimizi böyle bir kaşındırır, rahatsız eder. O yüzden ben bir şiirimde şöyle demiştim. Vereceği 5 liralık fitre ya da 10 liralık fitre, titre babam titre diye. Gider herhangi bir yerde 10 liralık yemek yer, 15 lira bahşiş verir. Düşünmez. Ama işte 10 liralık fitrenin hesabını yapar. Fas'ta 9 euro veriyorlar. Ben Hollanda'da niye 10 euro veriyorum? Türkiye'de bu veriyorlar. Fitre nedir? Niye verilir? İkinize de soruyorum hocam, sizden başlayalım. Bu sorunun cevabından sonra da sizden ilahi alacağız. Önce diyorum ki fitre nedir, kime verilir, kimlere verilmesi gerekir? Bu konuya bir değinelim. Evet, aslında fitre bir yerde fıtır, fıtrat. Yani normal şartlarda imkanı olan insanların vermesidir ama
aslında yani mezhepler arası farklılık olmakla birlikte herkesin vermesi arzu edilir. Yani fitre alanın bile vermesi önerilir, tavsiye edilir. Çünkü vermeye de alışsın. Nedir vermenin tadı? Onu da yakalasın. Hani alan kişi bile vererek aslında veren kişi durumuna geçiyor bu vesileyle. Dolayısıyla bir yerde insanın hani başının gözünün sadakası gibi düşünün. Yaratılışı, yaratılışına bir şükür aslında ifade ediyor. O anlamda tabi bulunduğumuz yere fitre miktarı bulunduğumuz yere göre değişir ama esasen işin özünde şu var. Yüce Rabbimiz biraz önce okuduğum ayet-i kerimelerde de Müminin suresinin ayetinde de Rabbimiz Estağfirullah وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ buyuruyor. Onlar bir yerde anlam verilirken aslında tam örtüşen anlamı müminlerin özellikleri sayılırken onlar zekat vermek için çalışır, çabalarlar. Yani nasıl olur da vermem değil. Ya acaba ben vermesem olmaz mı diye değil de aslında çalıştıklarında o çabayı, gayreti ortaya koyarken ya bir zekat veren de olayım. Hocam zekat Abdullah hocama soracaktım ben. Yok, yani, şimdi istersen kimle fitre kimlere verilir, kimlere verilmez? Yani fitre normalde alabileceklerin vermemesi gerekiyor. Yani zekat mükellef olanların almaması gerekiyor. Onun dışında zekatın verileceği yerlere fitre de verilir. Mesela bir baba oğluna verebilir mi? Ya da anneye verebilir mi? Burada şöyle bir ölçü söyleyelim. Biz fıkıhta buna usul ve furu diyoruz. Gerek zekatta gerek fitrede. Yani ikisi de bağlantılıdır. Zekat, fitre, fidye. Fidye de var bununla alakalı. Yani oruç tutamayanların ve tutamayacak olanların vereceği her gün için bir miktar. Bu anlamda onun miktarını kim belirliyor? Evet. Fitre kadar mı o da? O şu, bir insanın fitre, yani belli bir ölçüleri var onların. İşte buğdaydan şu kadar, hurmadan şu kadar ve tespit edilip bugün işte Avrupa'da 10 avro olarak belirlenmiş. Türkiye'de ülkemizde 23 TL olarak belirlenmiş bir miktar. Dolayısıyla yine yani durumu... hasta olup oruç tutamayanlar Türkiye'de yok. 23 yok. Hasta olup oruç tutamayanlar fidye verecekler. O fidye. Evet. Sorduğunuz fitre. Yani herkesin aslında vermesi gereken kişi, yani hanede kaç kişi var? Baba, anne, çocukları küçükse onların fitresini verir. Ama artık büyüyüp ayrıldıysa onlara herkes kendisi verir. Dolayısıyla ailedeki her bir fert için Ramazan'da dünyaya gelmiş, Ramazan'da doğmuş, olan da dahil olmak üzere ailenin bütün fertleri için verilecek miktardır fitre. Zekatın verileceği yerlerdir. Fakirler, fukaralar, efendim miskinler, yolda kalmışlar. Zekatın verileceği efendim 8 sınıf yer var. Oraya fitre de. Evet hocam. Geldik zekata. Sağ olsun hocamız, çok Sami hocamız açıkladı. Şimdi bir de zekat. İşte herkes diyor ki 40'ta biri. Bazıları veriyor mu vermiyor mu bilmiyorum. Ama borcum var diyor. Kredi alıyorlar diyor. Ben özel televizyonları dersime iyi çalışıp geldim. Vermemek için 40'ta birini 40 bin tane takla atıyor dediler geçen bir yerde. Yani borçlu olan zekat verebilir mi? Zekat soru şu. Hem vakitten çalmamak için. Zekat nedir? Kimlere verilir? Kimler vermesi gerekir? Borçlu olan ama karşısında mal var. Yani borcu malını karşılıyor. Bu konuya bir açıklık getirin de ondan sonra diyelim ki bize Abdullah hocamız böyle dedi kardeşim. Racon kesilmiştir. Fetva verilmiştir diyelim yani. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Rabbimiz Teala Hazretleri bu işin zaten ayet ile hükmünü ortaya koymuş. İslam'ın 5 temel esaslarından birisidir. Büniyel İslam hamsin şehadeten la ilahe illallah ve ikamis salah ve itaiz zeka vel hac ve şehru ramazan. Yani bu 5 temel esasın bir tanesi zekat. İslam'ın şartından biri, yani, seyircilerimizin, gençlerimizin anlayacağı şekilde söyleyen birisi. Evet, İslam'ın 5 şartından biri. 5 ana sütundan, ayakta tutan sütunlardan birisidir. Yani zekat konusunu kaçta kaçtır vesaire, bunlar zaten fıkhi hüküm olarak hepsi mevcuttur. İşte 40'ta bir eğer küçük baş hayvan varsa 40'ta bir, büyük baş özür dilerim hayvanlar varsa 30 tanesi varsa ona zekat düşer. Bir tane işte 2 yaşını doldurmuş veyahut da 5 tane devesi olan bir kimsenin
bir tane koyun zekat hocam, vermesi gibi bunlara, bunlara insanın kafasını buralar karıştırıyor. Bunlara, özellikle biz gençlere anlatamıyoruz. Diyor ki devesi var, koyunu var. Ya adamın holdingi var yani. Deve falan yok bir tane. Diyor ki o zaman hile işareye mi diyoruz? Şimdi bu, adam bulmuş yolunu. Bu konuda şöyle denir. Aslında şu ayet-i kerime var ya hocam sözünüzü. Ve fi emvalihim hakkun lissaili vel mahrum diyor Rabbimiz. Onların, o müminlerin mallarında, yani isteyecek durumda olan ve istemeye çekinen, mahrum bırakılmış vesaire, onların hakkı vardır diyor Rabbimiz. Evet. Yani o hakkı koymuş, illa bu şu sınıflardan değil. Yani diğer bütün ticari mallar. Tabii 40 bin lirası varsa 1000 lirasını verecek yani. Yani ihtiyaç değil. Öyle değil mi? Şüphesiz. Yani üzerinden geçtiği takdirde, yani üzerinden bir yıl geçmesi takdiriyle takdirde zekata tabi olunduğu andan itibaren verecek onu. Ben bundan kaçıyorum diyemez. Zaten kişinin orucuna, namazına ve diğer ibadetlerine bakmadan önce o kişinin parayla irtibatı nasıldır, ona bakmak lazım değer yargılarını ortaya koyabilmek için. Nedir bu? Amanete sahip mi? Borcunu zamanında işte aldığını geriye veriyor mu? Ya da birisinin hakkını tam zamanında iade ediyor mu? İşçi çalıştırıyorsa alın teri kurumadan veriyor mu onun hakkını? Bu yönüyle kişinin değeri ortaya çıkıyor. Parayla olan, malıyla olan irtibatıyla ilgili. Bakın zekat dediğimiz için zaten fidyenin, fitrenin, zekatın, bunlar birbiriyle olan bağlantılıdır. İç içe girmiş halleridir. Ve usul ve furu dediğimiz zaman usul asıl köktür. İşte babadır, dededir, dede ninedir. Doğru, evet. Furu dallardır. Yani evlatlardır, torunlardır. Bunlara verilmez. Ama bir hadiseyi anlatacağım ben. Daha iyi açıklık getirilmesi adına kıymetli hocamdan çok daha iyi bu konuda vakıftırlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zamanında Salebe isminde bir sahabe vardı. Salebe cami kuşu diye anılırdı bu. Her vakitte namazdaydı. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu her gördüğünde cami kuşu derdi. Herkesten önce gelirdi. Ve bir gün dedi ki ya Resulallah, ne olur bana da bir dua edin de ben de zengin olayım. Benim de malım olsun. Ben de zekat vereyim. Yetimi, öksüzü, garibi, kurabayı ben de düşüneyim. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Salebe'ye Allah azze ve celle dünyalık versin diye sırf onun için ellerini kaldırıp dua etti. Allah'ım Salebe'nin dünyalığını genişlet diye. Peygamber aleyhisselam Habibullah, Allah azze ve celle onun duasını geriden bırakacak. Salebe'ye bir mal verdi Allah. Vadiler dolusu, kızıl devesi, koyunu, gecisi almadı. Bir yıl sonra Resulullah zekat toplayıcılarını gönderdi. Gidin Salebe'nin malının zekatını alın. Tabii bu arada bir yıl boyunca Salebe namazı terk etti. Cumalara gelmeye başladı. Cumaları terk etti. Bayramda buluşulmaya başladı. Cami kuşu deniliyor. Ve zekat almak için kapısına gidenlere ben bunları nasıl kazandım siz bilir misiniz? Dedi, vermedi. Ağlamaklı, mahcup, mahzun bir şekilde Resulullah'ın yanına geldi bu zekat toplayıcılar. Dediler ki ya Resulallah, Salebe bize zekatını vermediği gibi kapıdan da kovdu. Kainatın serveri dedi ki o an, bundan böyle Salebe'ye selam verilmesin, selam alınmasın. Şimdi zengin oldun, her şeyin var. Toplum içerisine çıkamayıp geldiğin zaman sırtını dönüp selamını almıyorlarsa neye yaradı? Holdingi olsa, binler olsa, milyonları olsa, senin malının içerisinde temizleyen garibin hakkını vermedikten sonra bir işe yaramıyor. Resulü Kibriya Salebe için böyle söyleyince Hazreti Ebu Bekir zamanında Salebe Ebu Bekir Efendimizin yanına gitti, dedi ki yalvardı, ne olur bir selamım alın, malım mülküm sizin olsun. Dedi ki Resulullah'ın selam vermediğine ben de vermem. Hazreti Ömer döneminde geldi, o da dedi ki ben sadık dost ve Resulullah sana böyle engel koyduktan sonra beni onları deleceğimi mi zannettin?
Bundan sonra gözüme görünme. Rivayet olunur ki dağda başını taştan taşa vura vura helak oldu gitti Salebe. Yani burada zekatını vermemesinden dolayı. Çağda salebeler olmamak lazım. Günün salebeleri olmamak lazım. Tamam, belki nice alın terleri döktü. Nice emekler verilerek kazanıldı. Ama sana o kazanma fırsatını veren alemlerin Rabbi bedenine sağlık vermiş. Sana onunla öyle akıl da vermiş. Sana fırsatlar vermiş. Onların zekatını vereceksin. Hocam, yani hocama yine ek ilave anlamında Yüce Rabbimiz kitabında buyuruyor ki estağfirullah. Huz min emvalihim sadakaten tudahhiruhum ve tüzekkihim. Onların, o müminlerin mallarından o sadakayı, zekatı al. Onları temizleyecek ve arındıracak malı al. Burada aslında iki boyutu var. Yani ne demek temizlemek? Aslında zengini o cimrilikten kurtarıyor. Fakiri de zenginin o malındaki gözünden, o kıskançlığından kurtarıyor. Aynı zamanda da malı da temizliyor. Böyle bir boyutu. Hocam şimdi gereksiz, gereksiz Abdullah hocam, işte bilinçli bir nesil yetiştirmek için gece gündüz çalışıyorsunuz. Sizin özel çalışmalarınıza, hizmet alanlarınıza da geleceğiz. Ama vaktimizi yönetmen biraz önce işaretini yaptı. Önce sizden bir ilahi bir kaside alalım. Sonra da Abdullah hocamdan başlayalım. Biraz önce dedik ya, Hollanda Türk İslam Kuruluşları Başkanı nedir, ne yaparlar? Sonra siz camide gençler geliyor mu? Avrupa'daki Türk gençliği nereye gidiyor? Bunları konuşalım. Ama önce sizin o güzel sesinizden bir ilahi. Bir kaside okuyalım. Kaside olur tabii, buyurun. Ne zaman anarsam seni, kararım kalmaz Allah'ım. Ne zaman anarsam seni, kararım kalmaz Allah'ım. Senden gayrı gözüm yaşın, kimseler silmez Allah'ım. Senden gayrı gözüm yaşın, kimseler silmez Allah'ım. Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan, sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan. Senin aşkına dokunan, kendini bilmez Allah'ım. Senin aşkına dokunan, kendini bilmez Allah'ım. Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin göster. Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin göster. Cemalin gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ım.
Cemalin gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ım. Hocam ağzına diline sağlık. Eyvallah. Değerli izleyiciler, Hollanda'da bir ilk, Meram'da iftarı beklerken gerçekten benim de bilgilendiğim bir şekilde dolu dolu gidiyor. Arkadan sesler geliyor. Meram restoranda iftarını yapmak için yer ayırtanlar Meram restoranda gelmeye başlamışlar. Ama bizler sizleri bulmuşken bırakmayacağız. Belki sizler de diğer arkadaşların çektiği görüntüleri, gelenleri, buradaki iftarı birlikte izleyeceğiz. Hocam, hemen Türk İslam Kuruluşları, Türk İslam Kuruluşları Birliği değil mi? Başkan evet, olarak. Evet. Nedir? Önce birliğin amaçlarını, kuruluşunu, sonra yaptığınız faaliyetlere bir değinelim. Teşekkür ediyorum. Hollanda Türk İslam Kuruluşları Birliği 1988 yılında kurulmuş ve bu sene 31-32. Yılına girdi kuruluşunun. Hamdolsun güzel çalışmalar yapılıyor. Öncelikle Avrupa'daki neslimizin artık geriye dönmeyeceği ile ilgili köklü çalışmaların yapıldığı 50 yılı devirmiş bir burada hicretin çocukları kök saldılar buraya. Yani bizler de bir millet olarak sürekli tarihte hicret ettik. Orta Asya'dan Anadolu'ya hicretle başlayan, Anadolu'dan Avrupa'ya devam eden. Bu yüzden burada da doğup büyüyen çocuklar artık hicretin çocukları durumuna geldiler. Rabbim her daim onların bahtını açık eylesin ve gözümüz, umudumuz itibariyle daima onların iyi bir şekilde yetişmesine gayret etmeliyiz. Bu manada da Hollanda Türk İslam Kuruluşları Birliği birinci öncelik itibariyle neslimizle ilgili bütün kurumlar, kuruluşlar olduğu gibi. Şu anda talebelerimiz var hamdolsun. Onları Kur'an ayında halinde sayarsak bir programda sizi gene sadece bu konu için konuk alırız. Yönetmen işaret ediyor. İnşallah. Yani tabii ki çocukların eğitimiyle beraber gençliğin eğitimi, onlara tiyatro çalışması, vatan kokulu kahramanlar evet, diye evet. Bir aynı zamanda o ayrı bir program olur hocam. Evet, ayrı bir program. O gençlerimiz var. O yönüyle de yani tiyatronun, sinemanın gençliğin üzerindeki tesiriyle de günün şartlarına göre yetiştirmek durumundayız onları. Sonra, ana dil dersleri. Evet, ana dili kültür dersleri üzerine, Türkçemiz üzerine özellikle yoğunlaşıyoruz. Sonra Umre Haç organizelerimiz devam ediyor. Gençleri mübarek beldelere götürme, kültürel geziler itibariyle. Hanım kollarımızın çalışmaları var. Haftanın 3 günü itibariyle onlar aktif bir şekilde devam ediyor. Yani bir yandan haftalık mutat devam ederken aylık salon programlarıyla, konferanslarla, seminerlerle buradaki insanımıza elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Kulağım sizde, gözüm yönetmende işaret ediyor. Farkındayım o yönüyledir. Evet, çünkü sizin de o kadar tecrübeniz var. Evet. Hocam siz 2,5 senedir Rotterdam'da görev yapıyorsunuz. Buraya gelmeden hayalinizdeki Hollanda ile geldiğinizde bulduğunuz Hollanda nasıl? Hollanda'daki Türk çocukları, burayı baz alırsak Avrupa'daki Türk çocuklarının geleceğinden ümit var mısınız? Öyle sizin gözünüze bir değerlendirme alalım. Yani tabii ki hocamın da bahsettiği hicretin çocukları. Tabii işte farklı kültürler, bu ikisi arasında sıkışmışlık. Ama bunun yanında gerçekten bugün camilerimizde, Hollanda Diyanet Vakfımıza bağlı 145 cami, burada gerek hafta sonu eğitimler, hafta içi gençlik çalışmaları, yani emek verirseniz karşılığını alırsınız. Bu olayda da böyle, nerede olursanız olun. Yani insan emekle ortaya çıkıyor. Yani şu anda Ramazan'ın bereketi de o. Yani biz eğer sonunda takvaya ulaşacaksak bir emekle o takvaya ulaşma söz konusu oluyor. Burada gençlerimiz de tabii ki bir takım bocalamalar efendim yaşıyorlar. Bu anlamda camilerimizin, işte kurumlarımızın gerçekten çok büyük katkıları var. Bu yönüyle bizler de gerek hafta içi sohbetlerle, hafta sonu pazar sabah namazı buluşmalarıyla, bir takım efendim kamplarla, etkinliklerle gençlerimizi özellikle 11-12 yaş itibariyle
sahiplenmemiz gerekiyor. Onları farklı bir efendim boyutuyla ele almamız gerekiyor. Onların ruhi efendim zenginlikleri çok önemli. Ruhi boyutunu doyurmak çok önemli. Çünkü ruhunu zayıflatan o kadar çok şey var ki. Yani Allah Azze ve Celle'yi, dini mübini İslam'ı unutturan çok şey var. Ama hatırlatan işte bu göz bebeği camilerimiz, mescitlerimiz, sohbet halkalarımız efendim bu anlamda hakikaten çok güzel gençlik aslında yetişiyor. Bunu yani görüyoruz. Siz ümit varsınız yani. Yani gerçekten ümit var olmamız gerekiyor. Bunu korumamız gerekiyor. Ama bunu söylerken de gerçekten gece gündüz çalışmamız gerekiyor. Onunla hocam, arkadaş olma. Evet. Yani bir hoca tamamen farklı bir şey gibi değil de bir abi, bir kardeş yakınlaşması içerisinde sizi kendinde bulması, sizin kendinizi onda bulmanız, o heyecanı birlikte sürdürmeniz. Sahur programları yapıyoruz. Tefekkür geceleri anlamında, tea time diye böyle cazip anlamda onları tefekküre sevk edecek bir izletiyle beraber onlara o yolculuğa çıkarıyoruz. O anlamıyla inşallah Rabbim onları gerçekten inşallah yüreklerinde imanı inşallah daim eylesin. Ümmet-i Muhammed'e yardım eylesin inşallah. Vallahi benim siz burada konuşurken bu tür programı ilk defa yapıyorum. Yeni yayın döneminde isterseniz bir üçlü olarak her cuma akşamı, senede 52 hafta var, en azından 52 hafta bir araya gelip bir de bizim ekranlarımızdan seslenelim diyorum. Ayağınıza sağlık. Allah kabul etsin niyetlerinizi, dileklerinizi, oruçlarınızı. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili... Belki bir cümleyle özür dileyerek hicretin çocukları cümlesine bir atıf yapmak açısından birkaç böyle kısa bir şey. Resulullah Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde müşrikler dediler ki biz size büyü yaptık. Sizin hiçbir çocuğunuz sağ doğmayacak. Hicrette 2 sene Müslümanların çocukları ölü doğdu. Ve onlar kendi kendilerine dediler ne oluyoruz, yaşamıyor mu yoksa diye. O an Hazreti Ebu Bekir kızı Esma annemiz Abdullah bin Zübeyr'e hamileydi. Herkesin gözü kulağı tabiri caizse ondaydı. Acaba ne olacak, hicretin çocuğu o da mı ölü doğacak derken Küba'da dünyaya getirdi Abdullah bin Zübeyr'i ve müjdeyle Resulullah'a gittiklerinde müjde ya Resulallah vallahi yaşıyor, ölü doğmadı. Hicretin çocuğu Abdullah bin Zübeyr derler. Bizler de burada bu nesil ölü doğmayacak. O günden sonra Osmanlı'da da kısmen bu devam etmiş. Yeni doğan bütün çocukları önce Resulullah'ın kabrine götürüp buyur ya Resulallah bir hicretin çocuğu daha dünyaya geldi yaşıyor diye sen ümmetinle onur duy, gurur duy, bağrına bas diyerek. Ben de siz biraz önce hicretin çocukları derken vatan kokulu kahramanlar gibi galiba dedim yeni bir oyunun, yeni bir tiyatro oyunun ismi olarak hicretin çocukları ama yazılabilir hocam. Abdullah bin Zübeyr hicretin çocuğudur ve ondan sonra artık hep böyle yer değiştirildikten sonra buradaki çocuklarımız da gençlerimiz de bundan böyle elbette hocamın dediği gibi umut var olacağız. Korkumuz bizi onlara nasıl bir eğitim vereceğiz diyerek yenilikleri ortaya koyacağız ama gençleri anlamak gerekiyor. Onlara ne koyduk avuçlarındaki. Hocam, iftarın çocukları da bizi bekliyor çünkü kasalar hazırlanacak. Peki. Abdullah Güven hocam çok teşekkür ediyorum. Sami hocam, Sami Türkel hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür Allah ederiz. Razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli izleyiciler, Meram'da iftarı beklerken Hollanda'da iftara doğru bir ilk. Yani dünya televizyonları bir Türkçe olarak, Türk televizyonları da hiç bu tarz program yapmadılar. Biz yapmaya çalıştık. Zannediyorum başarılı olduk değil mi hocam? Sürçülisan ettikse affola. Yarın akşam yine Meram Zahüt'te iftara doğru, Meram'da iftara doğru programında buluşuncaya kadar hoşça kalın. Yarınlarınızdan umut, evinizden huzur ve neşe, bedeninizden sağlık, sıhhat, ekranlarınızdan Life 24 eksik olmasın. Hoşça kalın.